LGS'ye son iki gün nerelerden geldik buralara gördüğünüz gibi zaman su gibi akıp geçti sınav sonrasında da tercihler dönemi ve ardından gelecek olan yeni bir lise başlangıcı da su gibi akıp geçecek dolayısıyla hiçbir şeyi kafanıza takmanıza gerek yok İnşallah mükemmel bir sınava gireceksiniz çok güzel bir sınav geçireceksiniz zaten çalıştınız gayret gösterdiniz dolayısıyla bu sizin en doğal hakkınız bizler de sizlere sınav salonlarında sizler ter dökerken dua edeceğiz İnşallah güzel yapın diye zaten aynı zamanda sizler de çalışaraktan en güzel duanızı yaptınız hadi bakalım. ...bakalım. Bundan sonra güzel günler sizleri bekliyor. Günün yorumuna baktığımızda Mustafa Bayazıt... ...diyor ki, LGS'de turlama... ...tekniğini kullanalım mı? Bununla alakalı birazdan... ...söyleyeceğim. Sayısalda evet... ...yani de bilhassa... ...başlayıp ardından matematikte takıldığımız... ...soruları ikinci sıra bırakmak evet. Ama Sözel'de... ...çok da turlama taktiğine gerek yok gibi. Çünkü Sözel... ...muhtemelen... 2019 ve 2018'de olduğu gibi kolay gelecek. Ve kontrol ederken yaptığım soruya bakıyorum ve bakın işaret edip emin olduğum soruda kontrol ederken iki çıkar arası kalır mı değiştiriyorum yanlış yanlış iki doğru oluyor. Şimdi bununla alakalı hemen geçmişte yaptığımız hatırlatmaları bir kez daha yapmak istiyoruz. Şimdi birincisi arkadaşlar turlama tekniği normalde üniversite sınavlarında veyahut da Tek oturumda biten sınavlarda en mükemmel tekniktir. Yani başlarsınız, önce kolay sorular yaparsınız. Sonra e, ikinci sefere bıraktığınız sorular. Sonra üçüncü sefere bıraktığınız sorular. En sonunda zor gelen yani, böyle artık yapamayacağınız düşündüğünüz soruları ya işaretlersiniz ya da işaretlemezsiniz. Ama biz bu sınavda bilhassa sözelde çok da buna ihtiyaç duymayacağız gibi. Ama sayısalda gerekecek gibi. Neden? Çünkü birinci turda sayısalda kolay ve orta dediğimiz fen sorularını yapabiliriz. Ki siz normalde matematikten başlıyorsanız onu değiştirmeyin. İkinci turda matematikte orta tur sorulara yani baktığımızda biraz zorlandığımız sorulara bakabiliriz. Üçüncü turda boş bıraktığımız yana yuvarlak işaret koyduğumuz sorulara bakabiliriz. Dolayısıyla soruların zorluğunu siz kendinize göre verileceksiniz. Esasında sınavın temel mantığı antep yöntemidir arkadaşlar. Bilhassa sayısalda mutlaka mutlaka şimdi bakın sayısalın kendi içerisinde çok kolay kolay orta zor çok zor soruları var. Yani dolayısıyla 170'inin Orta ve kolay olduğunu unutmayın sayısal. Ama tabii ki matematikte çok zor sorular da gelecek. Fakat bu soruları da en sona bırakaraktan yani dişinizi açacak olan bu soruları da en sona bırakaraktan çok rahat yapabilirsiniz. Ve sınav esnasında ikisini asla aynı anda düşünmeyin. Hızlı olmalıyım. Süre çok az. iki dakika verdiler sayısala. Bir buçuk dakika verdiler sözleri. Aşağıdakiler hangisi nedir? Film. Hayır hayır. İkisini aynı anda düşünmeyin. Zaten sınav gözetmeni sizi son 15 dakika kala 15 dakika kaldı. Son 5 dakika kala 5 dakika kaldı. Şeklinde uyaracak. Ve aynı zamanda sözelde zaten süre yetiştirme sıkıntınız inşallah olmayacak. Sayısalda belki biraz matematik sorularında boş bıraktığınız soruları yapmak isterken vakit kaybedebilirsiniz. Ama temelinde kolay kolay süre sıkıntısı yaşamayacaksınız. O yüzden eğer süre sıkıntısı yaşarsanız arada bir bölüm bir geçişlerine bak. Yani Türkçe'yi bitirdim, inkılabı bitirdim, İngilizce'yi bitirdim, dini bitirdim, feni bitirdim şeklinde bakabilirsiniz. Ama temelinde sürekli bir saate bak, bir soruya bak, bir soruya atta bak, bir soruya bak yapmayın. Soruları dikkatlice okuyun arkadaşlar ve bilhassa sözelde bunu söylemiştik dün de kolay soru gelirse şaşırmayın. Ya bu kadar da değildir herhalde. Herhalde Atatürk iyi bir insan. Herhalde tabii ki insanlar kötülük yapmamalı. Herhalde tabii ya bu ne ya bu kadar da kolay soru geldi diye şaşırmayın. İşaretleyin ve geçin. Ya bu kadar da kolay sormazlar. Çeldirici vardır diye. iki seçenek arasında kalıp sorunuzun cevabını değiştirmeyin. İlk aklınıza gelen doğru cevaptır. Size soruların kolay gelmesinin iki sebebi var. Bir zaten çalıştınız. Zaten çalıştığınız sorular gelecek. vu yaşayacaksınız. Ya ben bu soruyu görmüştüm ya. Evet ya bunun cevabı ölçülü yaratılmasıydı. Bunun cevabı işte e, backup'tı. Bunun cevabı milli bağımsızlıktı. Bunun cevabı sıfat fiildi. Ben bunu biliyorum ya. Nesneydi bu? Allah Allah ben bunları hatırlıyorum. Diyeceksiniz bir bu yüzden kolay gelecek. İkincisi arkadaşlar soruların içerisinde bazı öğrenciler de yapabilsin diye inanılmaz kolay sorular gelecek. Yani sizin gibi çalışmış gayret göstermiş değil. Ya yani böyle hayta böyle fazla çalışmamış öğrencilerin bile yapabileceği sorular olacak. Dolayısıyla soru kolay gelirse bilhassa sözelde. Sayısalda bu fazla olmaz ama bilhassa sözelde gelirse şaşırmayın. Sayısalda da olabilir. Fende veya matematikte bu kadar da kolay sormuşlar diyeceğiniz birkaç tane soru gelebilir. Tüm seçenekleri okumadan asla işaretlemiyoruz. Bunu söylemiştik. Ne demiştik? 2 artı 4 eşittir kaç der? A seçeneğinde 6 yazar. B seçeneğinde 7 yazar. C seçeneğinde 6 yazar. Ah bu ne ya? 2 tane 6 var. Sonra söyle bir bakarsanız gibi eğer 2 üzeri 2 artı 4 üzeri 2 diyormuş. O zaman cevap dolayısıyla 18 olur. O yüzden mutlaka çeldiricili seçeneklere dikkat edin. Fazla çeldiricili koymuyorlar ama bilhassa hangisi söylenemez Türkçe sorularında, inkılap tarihi sorularında ve İngilizce'de cannot gibi ifadelerin olduğu cümlelere dikkat edelim. O tarz sorular bir tık daha fazla dikkat ister. Ve tabii ki İnsan beyni genellikle olumluyu tamamlamaya odaklıdır. Olamaz, yanlıştır, değildir, mamalıdır, kesin. Mutlaka her zaman sadece en fazla gibi ifadeler her zaman için sorunun kaderini değiştiren ifadelerdir. Dolayısıyla en fazla gördüğünüz zaman sakın fazla işaretlemeyin. Dolayısıyla en fazla işaretleyin bu da önemli. Sözel derslerde de bilhassa son cümlelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü adamlar sizi böyle anlatır 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 diyorlar. Anlatır, en son cümleye aradığınız ifadeyi saklayabilir. Ve... Tekrar söylüyorum burası çok çok önemli. İnsan beyni olumlu yönde algılamamelidir. Yoktur ifadelerini sakın sakın yanına eksi ha burada olumsuz soruyor diye bir kez daha vurgulamadan geçmeyin. Ve şunu da unutmayın. Sözelde de takıldığını sorular olabilir. Endişelenmeyin. Derin bir nefes alın. Biraz su için. Ardından da ...test çözme tekniklerini kullanaraktan... ...aklınıza ilk gelen işaretlerden devam edin. Ve şunu asla unutmayın arkadaşlar. Kendinize inanın, başaracaksınız. Şu çok çok önemli. Sınava girdiğinizde moraliniz yüksek olursa... ...mesela sınava giderken şöyle insanlarla karşılaşacaksınız. Ya trafik sıkıştı, bu ne ya, bu ne ya falan... ...bağıran tipler göreceksiniz. Sınav salonuna girerken... ...ya maske falan böyle... ...onlara hiç takılmayın. Onlar gerilsin, onlar önemli değil. Genellikle gayret göstermiş, çalışmış öğrenciler... ...sessiz ve sakin bir şekilde bekliyor olacak. Sizler de onlardan olun. Yani... Hani bazı öğrenciler Tabii sizi tenzih ederim siz yapmazsınız ama bazı öğrenciler hani çalışmaz soruyu da yapamaz sınavdan çıkacak kaydırdım der mesela. Ya yani suçu kaydırmaya atar veyahut da ya sabahleyin çok trafik vardı der yani siz onlardan olmayın. Siz yaparsanız da siz yapacaksınız yapamazsanız da önemli değil sizler çalıştınız gayretini gösterdiniz tevekkülünüzü ettiniz bundan sonrası artık hayırlısı diyeceksiniz. Ödülü sorumuza yorumları yapmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz arkadaşlar hadi bakalım başaracaksınız.